Esas konu bu. Bak mutlaka böyle durumlar olur. Bak bilimsel olarak normu söylüyorum. Bir insan hayatını hiç fark etmez. Merhaba Zafer Hocam. Merhabalar Mücahid'im, merhabalar. Nasılsınız hocam? Çok mutlu gördüm Eyvallah. Sizi. Evet şükürler olsun. İyiyim şükürler Nasıl olsun. Baş ediyorsunuz mutsuzlukla ya da hiç mutsuz anınız yok mu? Hep böyle enerjik ve mutlu musunuz yani? Olur mu böyle bir şey ya? Olur mu ya? Şu anda çok mutluyum. İşte bundan 2 saat önce moralim bozuktu. Fakat soru şu. Bir kişi hayatının ne kadarında mutlu olursa normal, ne kadarında mutsuz olursa normal. Esas konu bu. İşlevsellik. Tabii işlevsellik. Şimdi bir kişi sürekli mutluysa ya şizofreni olmuştur ya ağır hastadır. Sürekli coşkulu coşkulu geziyorsa sanki hayatta hiç sorun yok gibi ya ayarları bozulmuştur ya numara yapıyordur, profesyonel bu işten para kazanıyordur. Vardır bir numarayı sıkıntı. Bir adam. Tabii kesinlikle altında bir şey var. Bir adam sürekli mutlu sürekli. İnanmayın şu Instagram'lara. İnsanlar böyle hop şak 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 şeyler olay. İnanmayın şunlara. Ben açıkça söylüyorum ya. Onun için bir insanın mutsuz olduğu durumlar olur mutlaka. Bak mutlaka böyle durumlar olur. Ama bizim mutsuzlukla baş etmekle ilgili sorunumuz var. Bir kere bak bilimsel olarak normu söylüyorum. Bir insan hayatının 1/3'ünde yani bir günün 1/3'ünde mutluysa bu adam mutludur. 2/3'ünde mutsuz olabilir. Bir kısmı uyku ya. Yani bir günü 24 saati 3'e böl. 8-8-8. 8 saat uyku diyelim. Uyku, 8 saat mutsuz, 8 saat mutlu olur. Anlatabildim mi? Peki bu mutsuzluk aklına bir şey gelir, biri bir ters bir laf eder, iftiraya uğrarsın, ayağına taş değer, araban çizilir, bilmem ne olur, bir şeyler. Hiç fark etmez. Bunlara mutsuz olmak normal. Soru şu, mutsuzluk ne kadar devam etsin? Anlatabildim mi uykuna? Tabii uykunu falan bozmamalı. Şimdi birincisi, rutini bozmamalısın. Bak kural bir. Bunu anlattım uzun uzun videoda. Evet. Beyin rutin bozuldu muydu çok endişeleniyor. Yani mesela duvara yaslanan bir adam veya sandalyede oturan birisi. Sandalyeye oturacak eskiden yapılan böyle bir kötü şaka vardı hatırlıyor musunuz? Böyle sandalyeye otururken biri arkadan çekince patır kütür düşerdi adam. Peki bu kişi niye düşerdi? Çünkü beyni sandalyeye oturacak şekilde adapte oldu diye. Rutin kişinin sandalyesidir. Beyin oraya oturur. Çekme rutinleri boz, değil mi? Tabii. Eğer rutini bozarsa sıkıntı olur. Kolombiya Üniversitesi'nden bir psikolog var. Manda ismi herhalde. Bir çalışma vardı. Çok güzel bir çalışma. Diyor ki bir insanın mutsuzlukla baş etmesinde çok güçlü bir yöntem var diyor. İnsanlar diyor kendi problemlerine bazen çözüm üretemediği halde sıkıştı ya. Buna çözümsüzlük transı diyoruz. Çözümsüzlük transına girdin sıkıştı. Başkasının sorununa çözüm üretirken bilinçaltı rahatlar, kendi problemi de çözülür diyor. Bak ne dediğimi anladın mı? Çok önemli bir şey söylüyorum. Çok önemli. Bak tekrar ediyorum. Diyor ki psikologman, bir kişi kendi problemlerinin çıkmazına girdi diyelim. Bir kuyuya düştü. Bir çukurda. Bu kuyudan çıkamıyor çukurdan. Kuyudan çıkmaya çalışmak depresyon artırıyor diyor. Baktın zor. Orada bırak diyor filmi durdur. Durdurma tuşuna bas. Hani filmlerde durdurma yeri var ya. Durdur. Durdum her şey. Şimdi git başkasına sanki psikologmuşsun gibi. Onun derdini düşünüp dertlenip çözüm üretmeye çalış. O sırada bilinçaltın diyor o kişiye iyilik yaparken, iyilik çözüm üretirken otomatikman senin problemine de çözümler bulmaya başlar. Yani aslında ben yaratıcıya inanan birisiyim. Allah insanlara öyle bir beyin vermiş ki iyilik yapmak zorunda bırakıyor herkesi. İyilik yapmazsan diyor depresyona girersin. Şimdi böyle beylik laflar var. Bu merak etkisidir. İyilik yap, iyilik bul. Hayatına fıt 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 geri döner sana falan. Bu merak bilmem ne diyorlar ya. Aslında işin özü çok daha ciddi. Psikoloji bilimi tam böyle çalışıyor. Nöropsikolojik araştırmalar gösteriyor ki bir kişi başkasına aynı nöronunu tetikleyerek, uyum sağlayarak onun problemine çözüm üretirken kendisi de aydınlanır diyor. İyilik yap, iyilik bul. Bilimsel olarak da böyle yani. Beylik lafı olarak düşünme bunu. Tabii mesela çok canın sıkkın, çok moralin bozuk, çıkamıyorsun işin içinden, acayip bir sorunun var. Hemen ara bir tane arkadaşını, Mahmut abi ara. Sorununa çözüm bulmaya çalış. Samimi dertler. O sırada beynin birden rahatlıyor ve kendi problemlerine daha önce aklına gelmeyen çözümler geliyor.
Yani düştüğün kuyudan çıkmak için çırpındıkça da batıyorsun. Aynen. Fakat olduğun yerde kal, çırpınmayı bırak, başkasının kuyudan kurtarmaya çalışırken kendini de kurtarmanın yolunu buluyorsun. Tabii ben mesela dikkat et Mücahit'im, ben bazı videolarda size örnekler verirken diyorum ki işte şu kadın anlatıyor, anne acayip etkilendim bundan böyle. Bunlar benim hayatımı aydınlatan vakalar. Ben çok etkilendim. Ben kendim aydınlandım yani. Anlatabildim mi? Onun için ısrarla çözümsüz diye, yani kafanı git ki tok vur bir daha gel, tok vur bir daha gel, tok vur bir daha gel, tok vur. Bu hiçbir işe yaramıyor. Çok dikkat edin bu dediğime, ne olursunuz gidin birilerine çözüm üretin. Hemen sıkıştığınız anda. Onun için insanlara mutlaka iyilik yapın. Bu bumerang etkisi değil, direkt karşılık. Hemen yani direkt sana karşılığı geliyor. Başkalarına iyilik yaparken kendi hayatını aydınlatıp problemlerine çözüm üretirsin. İnsanlara iyilik yap, hayatına güzellik kat. Hem de inanıyorsan yaratıcıyla aranda güzelleşir. Her şeyi çöz. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum Mücahit'im. Çok faydalı bir videoydu. Tekniklere devam etmek istiyoruz ama bu konuda. Evet, edelim. Edelim işte. Tamam. Peki bu videonun devamı gelecek diyelim ve noktalayalım. Çok teşekkürler hocam. Eyvallah. Eyvallah.